Bizler yerel basına verdiğiniz değerleri biliyoruz. Gerçekten buradaki sizin hem teşkilatınız hem de genel merkeziniz artık yaklaşan yerel seçimler dolayısıyla değil, her zaman bizi ziyaret ediyor. Bağımsız Türkiye Partisi'nin buradaki teşkilatı. Ondan dolayı ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bazı partilerin olduğu gibi bizleri seçimden seçime ziyaret etmiyorsunuz. Her zaman sizlerle diyalog halindeyiz. Arkadaşlarımız gelip bizi ziyaret ediyorlar. Bunun asabıyla sizin de bir üst düzey yönetici olarak, genel başkan yardımcısı olarak bizi burada ziyaret etmenizden memnun duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkürler Mesut Bey. Biz de zaten gazetecilik mesleğinin içinden gelen insanlar ama yereldeki medyacı, gazeteci arkadaşlarımızın sıkıntılarını hakikaten hani her dağın kendine göre bir dumanı var derler ya. Evet. Böyle biz Uşak'tayız ya, küçük medyayız falan. Herkesin kendine göre ciddi sıkıntıları var. Hani evet. Ülkenin girdiği şu süreçte biz şuna çok dikkat ediyoruz. Yani yerel medya bu konuda çok önemli. Ulusalda her zaman o bölgenin sorunlarını konuşamıyorsunuz ama Uşak'ın problemini sizin gibi televizyonlarla, gazeteler vasıtasıyla çok rahat konuşup daha böyle yereldeki sıkıntıları anlatıp daha çözüm projelerini ön plana almak, tabii o da bizim vazifemiz. Yapmamız gereken o. Şimdi arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Ben 90'lı yıllarda ilk geldiğimde buraya sanayiyi ziyaret etmiştim. Evet. Orada deri sanayisi, özellikle o tabakhaneler falan acayip işliyordu. Evet. Ben hakikaten hayran kalmıştım. Dedim bu Uşak yani asla batmaz. Ben hem böyle düşünmüştüm. O zaman tekstilde de ciddi bir yere sahipti Uşak. Yine batmadık ama yara aldık. Yani. Şimdi evet, bir önceki İMF başkanının bir sözünü evet. Hatırladım. Dedi ki Türkiye'yi suyun içinde tutmamız lazım. Evet. Ama kafası dışarıda duracak. Yani ne öldürecek ne donduracak. Evet. Şimdi güzel bir tespit. Temel'le İdris evet. Boks maçına gitmişler Amerika'ya. Amerikalı'yla bu maç yaparken Amerikalı Temel'i bir çakıyor. Temel 2.80 uzanıyor. Temel kafayı kaldıracak, Amerikalı bir daha vuruyor. Kafayı kaldırıyor şöyle hafifçe, İdris de aşağıdan bağırıyor. Ula Temel çak ona, çak ona diyor. Gözünü açıyor hafifçe. Ula İdris çakacağım ona da dikilemiyorum. Şimdi sanayicisini, çiftçisini, köylüsünü Uşağın böyle bir noktaya getirdiler. Yani ne işi şöyle tam bitiriyorlar ne de oh be diye bir rahat nefes aldırıyorlar. Ha, bu Türkiye ekonomisiyle de alakalı bir mesele ama Uşak biraz daha hadiseyi farklı yaşıyor. Niye? Sanayinin burada çok iyi bir noktada olduğunu kesinlikle ben gözlerimle gördüm. Kimsenin bana anlatmasına gerek yok. Ama tabii. Bugün geldiğim Uşak nerede o 90'lı yılların Uşağı? Nerede? 2013'ün Uşağı. Şimdi hadi hiçbir siyasetçiye, A, B, C partiler, hiçbir de bir şey demeyelim. Ama gelinen nokta ortada. Evet. Şu politika, bu politika. Şöyle güzel yaptılar, böyle güzel yaptılar. Ama neticede eğer siz işçiniz, az önce bir burada bir gazeteci arkadaş bir örnek vermişti, babası taksiciymiş o dönemde. Bizim diyor o sanayideki işçiler geç kaldıkları zaman çok rahat taksiye binip giderlerdi. Ve evet. Hiçbir sıkıntıları olmazdı. Böyle dışarıdan yemek yemeleri, hayatları son derece güzeldi. Yaklaşık 4 bugünkünün 4 katı bir asgari ücret civarından bahsediyor evet. Ki bu dediğiniz çok önemli. Yani ekonomiye para işçi üzerinden girer. Evet. Memur üzerinden girer. Şimdi siz Uşağı bu şekilde bir boğazını sıkarak bir kelepçe vurarak hani tıpta da mideye kelepçe vururlar ki zayıflasın hasta diye. Çok böyle kilolu hasta yaptılar. Böyle bir şey mi yapıyorsunuz siz? Çare? Yani çare aslında çok evet. Basit. Artık yani evet. Sosyalizmin 92'de bittikten sonra Fukuyama'nın ben bir makalesini okumuştum. Tarihin sonu demişti. Artık tarih bitti. Bundan sonra tarih diye bir şey yok. Niye? Sosyalizm bitti. Artık yaşasın liberalizm. Başka hiçbir yol yöntem gelmeyecek.